Peki kişilerin bu dozajı kendilerinin fark etmeleri mümkün olur mu? Mesela başvurularda benim kendi gözlemimde son zamanlarda hani öfkemi kontrol edemiyorum diye sanki bir farkındalık var ve başvuru sayısı artıyor gibi geliyor. Yani öfke aslında bireyi de rahatsız eden bir durum ama bazen şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Ya ben öfkeliyim ama başvurmalı mıyım? Başvurmalı mıydım? Emin de değilim. Yani hangi noktalar bizim için artık o dezavantaja dönüşen ve alert noktalar olarak tanımlanabilir? Kişi basit bir şeye de öfkeleniyorsa, yani diyelim bir şeye öfkelendi ve verdiği tepki o öfkenin karşılığından çok büyükse, birim olarak düşünürsek, yani o olaya bir birim tepki vermesi gerekirken 10 birim, 20 birim tepki veriyorsa, insanlar bunu fark ettilerse, kişi kendisi de bir dakika ben ne yapıyorum demeye başladıysa, çocukları bunu söylediyse, özellikle çocukların gözlerinden çok iyi anlayabiliriz bunu. Çocuğu ona sevgi dolu mu bakıyor, korku dolu mu bakıyor? Buradan görebilir. Aynı şekilde trafikte mesela çok açığa çıkar. Öfkenin en çok açığa çıktığı yerlerden birisi sıra bekleme, trafik gibi yerlerdir. Hiç tanımadığı insanlarla insanlar orada münakaşa ederler. Buradaki mesele engellenme, engellenmeye tahammül edememe. Yani bir yerden bir yere gitmek istiyor, ulaşmak istiyor ve bir trafik engeli var. Engellendiğinde açığa çıkıyor. Kişinin bu engellenme eşiği düşmüşse, yani daha çabuk öfkelenir hale geldiyse, burada aslında başka bir şeyden de söz edebiliriz. Kişiler bize gelip derler ki ben çok öfkeliyim ve tahammülsüzüm. Öfke ve tahammülsüzlük beraber çok anılırlar. Bunun için ne yapmalıyım? Şu sinirimi bir yensem. Ben bu sinirimi bir yensem, başka hiçbir şey yok diyen kişilere hadi beraber düşünelim diyorum. Bunun altında başka ne olabilir? Hangi ihtiyacınızın karşılanmadığının işareti olabilir? Buna bakmak gerekiyor. Çünkü o kişi de sadece siniri, öfkesi geçmiş olsa aslında sorun da çözülmeyecek olabilir. Mesela tahammülsüzlük ve fazla öfkelenme en çok tükenmişlikte gördüğümüz bir şey. Tükenmişlik sinyali. Kişi mesela şimdi şarj örneği geliyor aklıma. Telefonumuzun şarjına çok hakimiz. Hepimiz. Şu an kime sorsak yüzde kaç şarjı olduğunu tahminen söyler. %30 kaldı, %60 kaldı. Hemen böyle o hani yeşilden turuncuya, kırmızıya gidiyor ya şarj batarya işaret. Turuncu olduğu zaman bir şarj etme düşüncesi. Telefonu şarj etmeliyim. Ama kendimizle ilgili enerjimizin bittiğini fark etmiyoruz. Tükendiğimizi fark etmiyoruz. Kendimizi şarj etmiyoruz. Telefonu hemen şarja takıyoruz mesela. Bizi şarj eden nedir? Ya da şarjımızı tüketen şey nedir? Bunu unutuyoruz. Mesela enerjimiz düştü. Daha yorgunuz. Hadi bir kahve daha içeyim. Bir kahve daha içeyim. Kendimi uyanık tutayım. Onun yerine biraz daha uyuyayım gelmiyor. Mesela benim enerjim düştü bu aralar. Biraz daha az sosyal medyaya bakayım, biraz daha az televizyon işte dizi seyredeyim. Biraz dinlenmek aslında, değil mi? Evet, dinlenmek ve kişinin kendi ruhuna iyi gelen şeyler yapması, kendi sosyal alanlarında, duygusal alanında, öznel alanında da, yani kişi kendine ait alanında da bir şeyler yapmadığında enerjisi tükenmeye başlıyor. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar, trafikte oradan oraya saatlerini geçirenler, yoğun mesailerde çalışanlar, kendini tüketircesine çalışanlar aslında fark etmiyorlar ki orada bir enerji azlığı var. Tahammülsüzlük bunun sinyali işte. Diyor ki ruhsal bünye diyor ki çok yoruldun. Bak tahammülün kalmadı. Senin biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Hadi biraz artık prize takmalısın. Mesela bazı ülkelerde yeni yeni hafta sonu çalışmama saatlerinin 3 güne çıkarıldığını duymaya başladık. Ama bizim ülkemizde sanki çalışma saatleri çok fazla, en çok çalışan ülkelerden biri miyiz acaba diye düşünüyorum. Çünkü mesailer çok fazla, özellikle özel sektörde çalışanların bazen gecesi gündüzü dahi yok, hafta sonu yok. Çok kısa zamanlarda dinlenebiliyorlar. Bu kadar çok çalışırken insan kendine nasıl alan açabilecek? Nasıl şarj olabilecek? Şimdi dinlenmesi gereken alanda da kişiler oyalayıcı davranışlar diyebileceğimiz, davranışsal aşırılıklar dediğimiz şeylere yönelmeye başlıyorlar.
Örneğin kişiler diyor ki ben çok yorgunum, dikkatim çok dağılıyor, stresliyim ve bir şey düşünmek istemiyorum diyor, yorulmak istemiyorum diyor. Hani uzanıyor kanepede telefonuyla vakit geçiriyor. Sosyal medya, kısa kısa videolar, değişen dönüşen ışıklar, uyaranlar aslında zihnini daha da çok yoruyor ama bunu da fark etmemiş oluyor. Ve unutkanlığı da artmış oluyor. Orada sosyal medyada gördüğü bazen illüzyonlara da kapılıp ne güzel hayatlar var, ne güzel yerler var diye kendisiyle ilgili değersizlik, yetersizlik hisleri de depreşiyor olabilir. Bunun için öfke, çok öfkeliyim, sinirliyim, tahammülsüzüm diyen bireylere acaba kendinize vakit ayıramıyor olabilir misiniz? Acaba dinlenemiyor olabilirsiniz? Duygusal ihtiyaçlarınızda karşılanmayan bir şeyler olabilir mi? Şimdi hepimizin yaşamak için ihtiyaçlarımız var. Nasıl fiziksel ihtiyaçlarımız var, barınma gibi, beslenme gibi, giyinme gibi. Ruhsal ihtiyaçlarımız da var. Görme, görülme, değer verilme, anlaşılma, üretme, öğrenme, öğretme, paylaşma, sevme, sevilme gibi ihtiyaçlarımız da var. Ve bu ihtiyaçlarımız karşılanmadığında da elbette bunun sinyalleri oluyor. Öfke de bu sinyallerden bir tanesi aslında, değil mi? Evet, bazen öfke olarak da gelmiyor bütün bu anlattıklarımız. Ne olarak geliyor mesela? Ritim bozuklukları, tansiyon, şeker hastalığı, çeşitli bölümlerden bize gönderilen hastalar oluyor. Örneğin tansiyonu düşürülemeyen, genç yaşta ritim bozukluğu olan bireyler mesela gönderiliyorlar. Diyor ki benim bir sorunum yok ama kardiyoloji doktoru bir de psikiyatriye görünmeni istedi. Çünkü kişi aslında yoğun stresi var, öfkesi var ama bunun farkında değil. Bedeni sinyal veriyor bu sefer. Mesela şiddetli migren atakları, bağırsak sorunları, mide sorunları. Bunlar hep stresle ilişkili olan bu rahatsızlıkların da temelinde tahammülsüzlük, stres, yoğun öfke var. Mesela öfkeyle ilişkili hormonlara baktığımızda ilişkisi kanıtlanmış bir hormon testosteron hormonudur. Testosteron hormonu arttıkça öfke artıyor. Zaten dikkat edersek suç işleyen bireylerde erkek bireylerin baskınlığını görebiliriz. Şiddet eylemlerinde. Testosteron öfkeyle ilişkisi kanıtlanmış bir hormon. Serotonin öfkeyle ilişkisi kanıtlanmış bir hormon. Serotonin de az olduğunda öfke fazla oluyor. Testosteron fazla olduğunda öfke fazla oluyor. Bunun için erkek bireylerde öfke ve kalp hastalıkları ile ilgili yapılmış güzel çalışmalar var. Öfkesini kontrol edemeyen ve yüksek seviyede öfkesi olan kişilerde ritim bozuklukları, tansiyon hastalığı ve çeşitli kalp hastalıkları görülebiliyor.